Acaba trisepsler nasıl gözüküyor? Doğal vücut yapınca kankalar böyle hemen gitmiyor. Yani bir ay oldu yüz vücut çalışmayalı neredeyse. Gitmiyor abi, gitmiyor. Gitsin istiyorum. Kollar daha incelsin istiyorum. Gitmiyor. Not going away. Hey hey hey, what's happening? Ege Fitness back in business, actually always in business. Dostlarım, merak ediyorsunuz ben haftalık ne yiyorum, ne ediyorum falan filan diye. Bugün sizleri market alışverişine götüreceğim. Bayağı ucuzluk var. Ucuzlukları da görmüş olursunuz. Açıkçası böyle şeyleri pek fazla göstermeyi sevmiyorum. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak kıskançlık olabiliyor. Veya ulan senin orada yaşadığın yer ucuz mu? Biz burada daha ucuzuz oluyor. Ulan daha pahalı oluyor. Nefret, sevgi, sevinç, üzüntü her şey olabiliyor. Ama başkaları üzülecek, sevinecek, kıskanacak, mızgancak değil. Yaşamayacak mıyız kardeşim? O yüzden sizlere market alışverişimizi göstereceğiz. Bugün kankalar ne yiyorum? Haftalık sporcu beslenmesini göstereceğiz. Karbonhidrat, protein, yağ, her şeyi göreceksiniz. Ve de çoraplarımız. Belli tabii ki de yeni çoraplarımız fırından çıkmış. Bakayım. Of çok güzel. Spreading 1% mentality, one sock at a time. Yani her çorapla %1'lik mentaliteyi yavaş yavaş yaymaya çalışıyoruz. %1'lik mentalite nedir? Çoğu insanlar çok fazla çalışmıyor. Yan gel, yan yat. Televizyon izle. Uyu, kalk, işe git. Uyu, kalk, işe git. Yan gel, yan yat. Televizyon izle. Böyle hayat geçiyor. Biz hayattan daha fazla beklentileri olan insanlar olarak 1% mentality. Videonun sonunda sizlere vücudumun görüntüsünü gösterebilirim. Birazcık bakın damar falan çıkmaya başladı. Daha güzelleşiyoruz. Hiçbir şekilde üst vücut çalışamama rağmen vücut yine de beslenmeye, bu göstereceğim şeylere dikkat ederseniz kesinlikle hala gelişiminizi sağlayıp çok güzel bir görüntü sağlayabileceksiniz. Böyle videoların daha fazla gelmesi için gibi böyle bir yorum atmalarda unutmayın kankalar. Sizler istediğiniz diye çok fazla vlog bu yüzden geliyor. Vloglar haydi bakalım şimdi alışverişe gidelim. Market alışverişi, sporcu alışverişi, görüşmek üzere. Hadi gidiyoruz süpermarkete. Eğer bunları uygularsanız sizin de büyük ihtimalle böyle bir vücudunuz şeyhi mahlâhı şimnâ şimhûn nâsi hinnâti olabilir. Bu da Arapçaydı. Arapçanız yoksa bilmiş oldunuz. Tostçu Erol vardı bir tane. Tostçu Erol'u özledik ya. Adam neler yapıyor. Adamların ekmeğine çimentolu biftek sürmeye çalıştılar yemin ediyorum. Adam ekmeğinin peşinde. Ve yok işte çoğu tostundan sinek çıkmış falan filan. Ulan Amerika'da nasıl sen biliyor musun? Tostundan karapatma çıkarsa amin yarabbi şükür deyip yiyorsun neredeyse. Öyle yerler var. Hala açık. Adamın ekmeğine çimento, ekmek fabrikasına çimento dikip kapatmaya çalıştılar. Salak salak şeyler yapıyor insanlar. Vallahi bak sinirim bozdunuz yine. Gidiyoruz zaten sinirim acayip bozulmaya çok yatkın. Diyetteyken öyle oluyor, beslenirken öyle oluyor. Kamerayı tutan yalnız şu anda şey görseniz bilgisayar programcı zannedersiniz. Böyle basıyor falan böyle ekrana bir şeyler yapıyor. Güzel şeyler çıkartıyoruz galiba. Zannedersin ki uzaya Elon Musk'la roket yollayacağız. O şekilde bir icat yapıyoruz o kamerayla. Ama inşallah size de görüntü güzel geliyordur. Neyse geldik süpermarkete ama bu diyete geldiniz mi işte bu en son safhalarına artık ben en son safhalarındayım. Hani 3 kilo daha versen inanılmaz yağsız bir görüntü çıkartacak. Deriye yemin ediyorum kağıt kesip şey yapabilir yani hani. Böyle tist, jiletle kesilmiş gibi olabilir yani. Bir kağıt bile kesebilir o şekilde. Nasıl oruçta Ramazan'da herkes trafikte çıldırıyor? Teyzenin Challenger'ı var ya. İnanılır gibi değil teyze Challenger'a biniyor. İnanılır gibi değil. Buranın teyzeleri de farklı arkadaş. Gemi gibi arabaya biniyor vallahi. Eski rahmetlinin kulakları çınlasın. Ramazan'da trafikte insanlara da bu oluyor tabii ki de. Açlıkla boğuşmak zor. Gerçi Ramazan'da trafikte insanlar yani bunlar şişman zaten çoğu insan ayıptır söylemesi. Şişmanlar ayıp olmasın artık çok rahat ayıp oluyor herkese. Ne dersen de. Zaten şişman senin zaten yağ hücrelerinde ekstra enerji var. Ramazan'da sinir olanlar şişmansanız eğer sizden sinir olma hakkınızı elinizden alınması lazım. Zayıfsanız tamam olabilir. Neyse.
Oo, bu arada bir tane havaalanı, bir tane hava yolu şirketi, JetBlue mu dersiniz, Delta mı, Türk Hava Yolları mı dersiniz bilmiyorum. Hiçbirisinden reklam almadık. Adamlara daha fazla kilolulardan daha fazla ücret alacakmış. Neden? Sağ kanada verirsen kiloluları sol kanat kalkık kalacak. Daha fazla ağır basacak. Ve de mazot tüketimi hakkında da bilmiyorum, uçaklar mazot mu kullanıyor artık, jet sıvısı mı kullanıyor bilmiyorum. Uçakta mazot tüketimi açısından da daha düşük kilolu adamlar uçak için daha profitable, daha karlı bir iş olacaktır. Bence bu yüzden uçaklar olsun, cami olsun, caminin zemini çökebilir çok şişmansanız. Bunlar daha fazla, normal standartın üstünde kilolu olan insanlar bence daha fazla para alınması, daha fazla ücrete tabi tutulmaları Allah'tan hak ve eşitlikle beraber normal olarak karşılanmalıdır inşallah. Bu da insanları daha fit olmaya itecektir büyük ihtimalle. Haydi bakalım, şimdi Smith's'teyiz. Smith's'te neler alacağız göreceğiz. Burada şey var zannettim, öyle kafada gitgelleniyor yani. Hem sinirlenmeye yatkınsın hem de kafa gitgelli. O şekilde bir diyet. Nasıl çıkıyoruz acaba bilmiyorum. Bana diyorlar ki bırak artık diyorlar. Ya ne yapacaksın, daha fazla kilo verip ne yapacaksın falan filan diyorlar. Ya omuz sakat olduğundan dolayı buraya kan pompalayamıyorsunuz. Burası daha küçük duruyor. Öyle olunca kankalar çok daha ekstrem, çok daha çılgın bir yağ oranlarına inmen lazım ki vücut öne çıksın. Yoksa vallahi insan yüzüne çıkabilecek hale geldik artık. Yoksa çıkamayacağız. Acaba sırt nasıl duruyor? Parçalı duruyor mu acaba? Parçalı bulutlu mu duruyor yoksa parçalı mı duruyor bilmiyorum. Ama sırt da böyle. Haydi. Esselamünaleyküm ve welcome. Şimdi bak, görevliler varken çok fazla çekme. Çünkü görevli de diyet yapıyorsa sinirlenmeye yer arıyor. Diyecek ki kapatın lan kamerayı falan, böyle şeyler diyecek. O yüzden görevlilerin yanından geçerken ben birazcık tırsıyorum. Ya bir adamın diyet yapmasına bakar yani artık. Kuralları falan adamların, insanların işlemesi bir diyete bakar abi. Buradan alınacaklar. Söyleyeyim sizlere. Buradan neleri alıyoruz? Buradan yağ ihtiyacımızı karşılıyoruz. Meyve ihtiyacımızı birazcık karşılıyoruz. Bazen meyve yiyorum. Ayıptır söylemesin, meyve yiyemeyenlere ayıp olmasın. Evet, şimdi kiraz alacağız. Kiraz ucuz kankalar. Yarım kilosu 2.99'a. Kiraz aldık. Yani bir tane kivide günlük %106 C vitamini ihtiyacınızı karşılıyor. O yüzden yedim mi yiyorum. Çok da düşük kalorili. Sabah kalkınca insülin duyarlılığımız varken, insülin sensitifken baya böyle meyve falan tüketebiliyorum. Avokado 89 sent tanesi. Ondan da 2 tane alalım, güzel olur. Güzel yağ ihtiyacı. O yüzden 2 tane çekelim şundan. 3 tane yapalım hadi. Şımartalım mı kendimize? 2 mi 3 mü şımaralım mı? Zaten yumurta alacağım ben şey için. Yağ ihtiyacı için. 2 tane avokado yeter. Kivi bakıyorum ben şu an. Kivi hiç denemediyseniz bu sarı kivi. Bilmiyorum. Have you ever tried a yellow kiwi? Yeah. O yellow kiwi's be. Sarı kiwi çok güzel. Tadı çok güzel oluyor normal kiwi'ye nazaran. Bundan bir tane alıyoruz kankalar. Bundan da takmış olacağız. Dediğim gibi C vitamini muhteşem bir şekilde karşılanıyor. Günlük C vitamininizin %106'sını karşılıyorsunuz. Şimdi sırada et var. Etin içinde de yağ olduğu için bunu da yağda hesaplıyorum ben. Yani kırmızı et yerken yağ varsa o yağı da yağ olarak makroda hesaplıyorum kankalar. Hayvan yağı da olsa, dinozor yağı da olsa yağ yağdır kardeşim. Bu kadar basit. Günlük 60 gram yağı geçmemeye çalışıyorum. Haydi bakalım şimdi kırmızı et, yani yağ almaya, ondan sonra da yumurta aldım. Şimdi şöyle bir şey aldım. Muz aldım. Muzu buzlandırıyorum ve de günlük shake'imin içine yarım muz koyuyorum. Ama buzlandırıyorum dediğim gibi. Kabuğundan çıkartıyorum, buzluğa atıyorum. Çileği de böyle yapıyorum. T-Bone steak alacağız kankalar. Yarım kilosu 5 dolara geliyor. Gerçekten çok ucuz bugün. Bu şu anda 20 dolar ama yüksekten hesaplanmış fiyatı. Bunun üstünden düşeceğiz bile. Şöyle güzel bir şey alalım. Arada kendimizi şımartıyorum dediğim gibi. Bakalım June 18'de satılsın diyor. Tamam, June 15. 3 günü daha var bunun. Bunu alalım biz. Sebze hiç almadın. Nasıl alacaksın falan filan. Sebzenin, vitamin C'ni, D'ni, P'ni, K'ni, S'ni.
vitamin C'ni nereden alacaksın falan diyorsunuz. Ben multivitamin alıyorum, o yüzden yeşilliği pek fazla almıyorum açıkçası. Dediğim gibi beni takip ederseniz güzel vücuda sahip olursunuz ama sizi kanserden korur mu korumaz mı bilmem. O yüzden doktorunuza danışarak her şeyi yapın. Böyle dondurma nereden çıktı bak. Akıl dondurma istiyor ama vücudun bir şeye ihtiyacı var. Yumurtaya. Yumurta mı? Evet, yumurtalarımızı alırken her zaman dikkat edin. İçinde bütün hepsi kırık mı değil mi? Hiçbirisi kırık değil. Dostlar, 18 tane yumurta gerçekten ucuzluk geldi artık. 1.49 18 yumurta. Yumurta yiyenler var biliyorum, o yüzden 2 tane alıyorum. 36 yumurtaya 3 dolar verdik. Yani yumurta başına 3-10 cent mi oldu? Bu kadar hızlı hesaplayamış olamam. Yoksa aynı tane alıyordum. 2 tane alayım mı? No, one is enough. Aha! Ben 2 tane alamıyoruz, o kadar var yumurta. Yumurta bolluğu yaşıyoruz. Benim 2 tane de zaten evde tavuk var, onlar da hep şey yapıyor böyle şey. Yumurta veriyor bize. Yumurtadan yağ aldık, proteini aldık. Bir tane yumurtanın içinde 7 gram protein, 5 gram yağ kadar bir şey var. Et zaten yağlı, T-bone, kırmızı eti, T-bone steak yağlı. Oradan da yağ geliyor. Proteinimiz de geliyor oradan. Onun dışında karbonhidrat olarak kivi var. Muz var. Yağ olarak ayrıca avokado var. Tamamen yağ, protein falan değil yani. Çok güzel bir beslenme programı haftalık olacaktır. Öteki mağazaya gitmeden önce kasiyerde görüşünüz. Bunlar ne tuttu göreceksiniz. Bu kadar. Sporcunun alışverişi çok basit gidiyor abi. Baktık et fiyatları çok ucuz. 2 tane aldık bundan. 4,5-5 pound var kankalar. Yani günlük yarım kilo et gibi bir şey yiyeceğiz yani, o kadar. Bayağı fazla aslında. Bu pis et, pis et. Kırmızı et pis et. Çok fazla yağ var. Ama dediğim gibi temiz et, temiz protein daha şey alacağız. Tavuk. 60 dolar diyor. Bu Ege Fitness indiriminden önce. Ege Fitness indiriminden sonra 43 dolar. Bir de temizlik malzemesi de al. Onu boş verin, 43 dolar. 2 kilo kırmızı et. Hadi bakalım, öteki mağazaya gitmek üzere. Çok güzel oldu, çok güzel toplaştı. Hiç de çalışmıyor, muhteşem. Hadi. Acaba tricepsler nasıl gözüküyor? İşte doğal vücut yapınca kankalar böyle hemen gitmiyor. Yani bir ay oldu, yüz vücut çalışmayalım neredeyse. Gitmiyor abi. Gitmiyor. Gitsin istiyorum. Kollar daha incelsin istiyorum. Gitmiyor. Not going away. Kankalar görüyor musunuz? Burası işte. Ya bulutlar da çok güzel duruyor. Aa bir dakika, sarı yanmış bak. Ne yapıyoruz biz ya? Kafamız karıştı. Kırmızı da geçtik valla. Allah affetsin. Polis memuru affetmez ama Allah affeder abi. Kırmızı da geçersen polis memuru affetmez. Onların aylık kotası var. Aylık kesmeleri gereken ceza var. Hele hele ay sonlarında çok sıkışır polis memurları kankalar. Aman Allah'ım der, neye keseceğiz? Birisi tükürük at diyor, kes bakalım cezayı falan diyor. Nasıl arabaya binerseniz binin, motora bindikten sonra hiçbir şey kesmiyor abi. Hani ilk aşkınızı siz hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey ya. Ben hani o kadar fazla arabalarla aşk yaşayan bir insan olarak bir motora bindim, o hissiyat, o tat. Ve de binmeyen anlamaz. Binmeyenin aklında şey işte, öleceksin, ne yapacaksın? Olmaz bu kadar, olmaz şöyle falan filan. Ama işte bir bindin mi hayatını değiştiriyor yani. Acayip bir hobi, acayip bir seni meşgul eden bir hobin oluyor. Özledim yani motoru. Her günde motorcuları görünce canım sıkılıyor açıkçası birazcık. Yarı alacağım da ne zaman bilmiyorum. Ama arabayı böyle uzağa park ettik bakın. Yemin ediyorum dağda bucakta bir yere park ettik. Hiç kimsenin yaşamadığı bir adadayız şu anda resmen. İnsanlar tembellikle meşgul. Biz de inadına buraya park ediyoruz. Artık tembel olmak normal standart oldu. Buraya park ettim mi insanlar şey falan mı? Ne sorunu var bu insanın? Niye buraya park ettin? Albert'in oğullarından gördüğünüz kadarıyla
mısır, karbonhidrat için ekmek alırız birazcık. Şeftali ve de temiz bir protein tavuk almaya geldik buraya. Onun dışında bacon alacağız. Bacon domuzdan yapılıyor. Güzel yağ var, güzel protein var. Ama ben yemeyeceğim. Köpeğe vereceğiz bacon. Büyük ihtimalle. Görelim neler alacağız. Fiyatları da bakmış oluruz. Ama benim haftalık alışverişim gerçekten bu kadar kankalar. Çok fazla böyle varyasyon sokmayı sevmiyorum. Farklı farklı yemekler sokmayı sevmiyorum. 10 tane, 20 tane sevdiğim yemek var. Bunları rotasyona koyuyorum. Sağdan pişiriyorum, soldan çekiyorum. 30 derecelik açıyı da kaldırıyorum, aşağı çekiyorum falan. Ama aynı yemekler dönüyor. Bu kadar basit. Hayatı basit tutun. Vücut geliştirme zaten çok basit bir spordur kankalar. Böyle başka bir şey daha diyecektim. Unutun. Bunun adı Peaches. Bu da şeftali galiba. Peach. Peach. Gümüşhamsı olması lazım galiba biraz. Vücut geliştirme çoğu insan pahalı bir spor olarak düşünüyor. Ama böyle de değil aslında kankalar. Gerçekten normal standart bir ortalama bir vatandaş olmak daha zor. Ve de daha da zorlaşacak ortalama vatandaş olmak. Öncelikle sağlık sektöründen kazığı yiyorsun bir kere. Sağlıksız olduğun için. Bir. İkincisi artık hava yolları, hava yolu şirketleri de artık sağlıksız insanlara daha fazla ücret kesecek. Bu yüzden spora verdiğimiz, kendimize yaptığımız yatırımlar her şekilde bize güzel bir şekilde geri dönecektir. Asla ve asla şüpheniz olmasın. Bu kadar basit. Evet. Fiyatı görüyorsunuz. Patron çıldırmış. 5 tanesi bu dolar. Mısır da güzel, karbonhidrat bayağı seviyorum mısırı. Kaynatıyorum abi 10 dakika. Bitti iş. 4 tane alayım hadi. Kırmızı etle yerim. Ekmek alalım. Ekmek alalım. Lazım olur. Hemen sandviç yapmak istiyorsanız. Karbonhidrat yüklediğimiz günde ekmek, yer fıstığı ezmesi olabilir. Ekmek, avokado ezmesi olabilir. Avokadoyu ezerek yapabilirsiniz. Ekmek alalım hadi. Arkadaşlar şu dandirik ekmek 3 dolar. Duyduğuma göre Türkiye'de soğan ekmek ucuzmuş. Amerika'da kırmızı et ucuz. Şu 3 dolar abi. Yani dilim dandirik ekmek 3 dolar. Gördüğünüz kadarıyla bu da domuz eti kankalar. Köpeğe vereceğiz bunu. Hayırlısıyla 7 gram yağ, 6 gram şey var, protein var. Tadını hiç yemedim. Allah'ım nasip etmedi. Cenab-ı Allah nasip etmedi ama artık köpeğime sorarım. How does it taste falan. Bir şeyler der artık. Bakalım ondan. O biz de yemiş kadar olacağız artık. Ama o da günah olabilir bak. Tavuğun yarım kilosu 2 dolar. 1.97. 6 pound da ondan alacağım. 4-5 pound zaten. 2 kilo kadar kırmızı et aldık. 3 kilo kadar da şey alıyorum. Oh sorry. Can I get chicken breast? 6 pound please. 3 kilo kadar da tavuk eti aldık. Günlük neredeyse 550 gram tavuk göğsü yiyor. Gerisi işte yumurtadan geliyor, başka yerlerden geliyor protein. Yaklaşık protein alımım günlük 180 ila 200 gram. Yaklaşık karbonhidrat alımım 100 gram. Yağ alımım da 60 gramı geçmiyorum dediğim gibi. Ama karbonhidrat yüklediğim günlerde 300-400 grama çıkıyorum. Geri bütün değerleri aynı şekilde tutuyorum. Dediğim gibi Instagram'dan abone olanlar nasıl beslendiğimi, nasıl antrenman yaptığımı birebir biliyorlar. Ve de onlar gelişmekte. Instagram'da abone olmak istiyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla 37 dolar tuttu. Önceki de 43 dolar tutmuştu. 37, 43, 50, 60, 70, 80 dolara haftalık alışverişimizi halletmiş olduk 80 dolara. Yanında yemeyeceğim şeyleri de aldım. Yani öteki haftalara falan sıçrayacak ama 80 çarpı 400. 300 dolara bir sporcu alışverişini yapabiliyor açıkçası. Hallettik hallettik olayları. İşimiz yani şımarıklıklar yaptım mesela böyle. Dondurma falan var mesela. Şımarıklıklar bunlar. Olmaması gereken şeyler. Yani onlarla beraber güzel bir şekilde sporcu alışverişimizi yaptık. Bağlandığınız için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.
videoya beğeni atıp başka yorumlarda neler görmek istiyorsunuz söyleyebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Pek fazla kompleks bir iş yapmanıza gerek yok. Uzaya roket yollamıyoruz. Elon Musk değiliz kardeşim. En aptal adam bile bu sporu yapabilir. Vücut yapabilir. Sen de yapabilirsin. O aptaldan farkın ne var biliyor musun? Birazcık daha akıllısın. Yok yok, bayağı akıllısınız. Özellikle bizi izleyenler. Kendinize iyi bakın. Omuzumu da daha iyi hissediyorum. Şöyle bir beyzbolcu olsam atabilir miyim acaba? Yok, atamam büyük ihtimalle ama daha iyi hissediyorum. Evet, buradan su kastı gözüküyor değil mi? Evet kankalar, ben size görüşürüz demiştim ama sizlerden gerçekten ayrılamıyoruz. Ayrılamam türkülerle, ayrılamam türkülerle. Asla ve asla arabesk, üzücü, duygusal şarkı dinlemeyin. Etrafınız neyse o olursunuz, dinlediğiniz şarkı olursunuz yemin ediyorum. Arabesk şarkı dinlemekten testosteronunuz falan düşüyor. Birazcık daha agresif şeyler dinleyeceksiniz. Kırmızı eti atıyoruz, yağı kızarttınız, kırmızı eti bıraktınız. Size şimdi söylüyorum, 3 dakika yüksek ateşte bu taraf pişiyor. Soğan falan da attım buraya, burada caramelize olacaklar. 3 dakika bu taraf pişecek, ondan sonra 3 dakika öteki taraf pişecek, iki taraf pişmiş olacak. Bu içindeki sıvıyı tutacak. Ondan sonra kısık ateşe alıp 2 dakika iki tarafı yeniden pişireceğim. Birazcık daha içi pişsin diye, ama içinin kırmızılığını göreceksiniz. Bu kırmızı olmazsa bu et çöpe atılmalıdır. Bu kadar basit. Yani biliyorum şey diyorsunuz, hocam darayı kemirseydin abi falan diye, ama bunun bir tadı var. Güzel pişirmeniz lazım. Piştikten sonra 5 dakika bekletilir. Çünkü içi hala pişmeye devam eder. Ama bu T-bone steak'tir. Neden T kemik kırmızı eti diyorlar buna? Şimdi göreceksiniz. T harfini almış. Çünkü bu yüzden dolayı. Burası kemiktir kankalar. Burasını sıyırarak yiyeceksiniz. T harfini alır böyle. Muhteşem bir steak'tir. Daha 5 dakika bekleteceğiz ama şu güzelliğe bakar mısınız? İçi bu şekilde olmalı. Afiyet olsun, afiyet bal şeker.